Adam almış eline telefonu, oradan yazıyor bize. Sizin diyor tuzunuz kuru. Bizim tuzumuz kuru da o zaman senin tuzun çok mu ıslak? Madem tuzun kuru değilse o zaman gel senin de tuzun kurusun. Biz buraya toprağın içinden hani ağaç gibi büyümedik ki ne? Gökyüzünden hani zembille inmedik ki ne? Hani Almanya'dayız ya, o yüzden diyorlar. Biz de sizin gibiydik. Biz de buraya 10-15 sene oldu geleli anca. Biz de Türkiye'deydik. Erdoğan'dan önce Türkiye'de yaşamış olduğumuz sıkıntıların hepsini bir bir biliyoruz ezberimizde. Unutamıyoruz o günleri. O günleri biz yaşadık. Şimdi Türkiye izine geldiğimiz zaman Türkiye'de yapılmış olan değişiklikleri çok kolayca fark edebiliyoruz biz. Siz anlamıyorsunuz ki ne? Sizin her gün yanınıza hani düşünün yani her gün kapınız önünüze bir gün asfalt atıyorlar, bir gün ağaç dikiyorlar, bir gün çevre güzelliği yapıyorlar, bir gün bina yapılıyor, bir gün oraya müteahhit gelip bir şeyler dikiyor, bir gün yollar yapılıyor, bir gün köprüler, asfaltlar, hastaneler kuruluyor, sağlık ocakları açılıyor. Siz bunların hepsini gün gün gördüğünüz için sizin umurunuzda değil ki, fark etmiyorsunuz. Bak küçücük yani 10 saniye içinde kaç tane yapıt söyledim. Burada Almanya'dayım, 15 senedir buradayım. Hiç böyle bir tane burada böyle bir yeni yapıt yapıldığını görmedim ben. Burada sadece yeni fabrika açılır. Yeni sadece fabrika, hiç müteahhit ev yapmaz burada. Zaten ev sıkıntısı baş gösterdi. Ev bulamıyor arayan kimse. Ev yok. Yani burada hiçbir müteahhit yok yani. Burada sadece fabrika yaparlar. Onu da devlet hiç karışmaz. Bunu şahıs yapar zaten. Devletin neyine gelmiş fabrikaya? Devletin umurunda mı? Devlet sadece vergisini alır. Güvenliğini halkı vatandaşı tehdit eden bir unsur var mı? Onunla ilgilenir. Fabrika açmak devletin işi değil ki burada. Devlet kalkıp da fabrika mı açacak? Devlet okulda seni okutur. Başarılı öğrenciysen, çalışkansan, kafanı kullanıyorsan bir meslek yaparsın, bir yerlere gelirsin. Daha sonra mesleğini devam ettirirsin, icat edersin. Mucit gibi olursun. Üretime geçersin. Üretimden hani işini daha da uzmanlaştırırsın. Gücün, kuvvetin bir şeyin varsa kendi başına, kendi çarenle bir şeyler yaparsın. Öyle burada teşvik meşvik Almanya'da asla yoktur. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Madem çok gelmek istiyorsanız Avrupa'ya, hani buradakilerin tuzu kuru ya, siz de karışın oradan Suriyelilerin içine. Zaten Erdoğan açtı kapıyı biliyorsunuz. Yunanistan'dan kaçak gelin buraya. Çok mu zor? Yunanistan'da sizi Yunan polisi durdurduğu zaman Arapça bir şeyler hani bilmiyorsan bildiğin dualardan oku yani. Başla mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Ya da kul huvallahu ehad Allahu semed lem yed. Yani bir şeyler anlat yani. İlla Arapça bilmen şart değil ki ne. Çık gel buraya. Gel de senin de tuzun kuru olsun. Bize öyle boş keseden oradan laf sallıyorsunuz da. Türkiye'de yani biraz önce de dedim bak o yapıtların hiçbirinde farkında değilsen hani sağlık ocağı, köprü, yol, hastane bir şeyler dedim ya hani her hafta her ay bir şeyler yapılıyor ya siz alışkın olduğunuz için fark etmiyorsunuz. Biz 2 senede bir senede bir geldiğimiz zaman o yeni hastane okulu şu köprüyü falan filan bir şeyleri görünce şok geçiriyoruz. Neler yaşanmış. Hele 2 sene gelmedim Bursa'da yani evimi bulamadım. O kadar değişmiş ki ne büyük metrolar yapılmış. Koruparklar, büyük alışveriş merkezleri yapılmış. Yani hastanesinden tut, büyük iş adamları gökdelenler yapmışlar. Sokakları bulmakta yani zorlandım karakolu falan. Artık yani o hani şehrin göbeğinde hani dönel kavşaklar var ya onları sayarak artık bulabildim. Yani kayboluyordum nerede? Yani kendi evimi yıllarca büyüdüğüm, yaşadığım yerleri bulamaz hale geldik ya. Geldik de bulamıyoruz yani. Siz kalkmışsınız o kadar yapıtların içerisinde arasında sizin tuzunuz kuru. Siz de çalışın o zaman. Siz de emek sarf edin. Oturuyorsunuz evde bir iş yapmıyorsunuz. Üretim yapmıyorsun. İcat yapmıyorsun. Kafanı çalıştırmıyorsun. Buraya gelmek öyle kolay değil dedim size işte. Buraya gelmek için o kadar mücadeleler verdik yani. Burada kalmak gelmek kolay mı sanıyorsunuz? Bizim boynumuza zinciri bağladılar. Oradan oraya sürüklediler bizi. 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda, bazen senede, 2 senede bir durmadan oturum uzatır olduk. Her oturuma gittiğimizde bize işimizi, mesleğimizi, Almancamızı, geçimimizi sordular. Bir sürü evraklar istediler. Çalışmıyorsan, gelirin yoksa, hani evini geçindiremiyorsun, sana oturum vermiyorum. Defol git de dediler. Yani daha bundan şunu da söyleyeyim. Ülkemizin bak, ülkemizin Cumhurbaşkanının ne kadar Türkiye'yi ekonomik olarak çok aşağılardan yukarı seviyeye getirdiğinin farkında değilsiniz yaşadığınız için. Ben şu kadarını söyleyeyim size. Bizi buradan 5-6 sene önceler her hafta 2-3 Türk'ün evini yakıyorlardı burada. Her hafta 3-5 Türk'ün. Adam diyor ki ne tohumuna para mı saydın? Bana ne diyordu ya? Ölsün 100-200 tane Türk eksik olur. Bana ne diyordu adam? Yakıyordu bizi burada cayır cayır.
Ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan hemen kendisi geldi. Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı, Binali Yıldırım'ı hepsini gönderdi buraya. Geldiler burada o yangında hani hasar görmüş o evlere, o ailesini kaybetmiş olan vatandaşların bizzat kendileri ilgilendiler, gittiler, avukat tutmak gerekirse tutmak zorunda kaldılar ve birebir bizzat bakın birebir siz burayı hiç anlamıyorsunuz. Öyle düz kontaksınız, kafadan düz atlayıp geçiyorsunuz. Çünkü sizin emsalınız değil ya, sizin muhatabınız, siz kendinizi aslında bir cumhurbaşkanı, başbakanı yani bir ülke yöneticisinin yerine koyamadığınız için eksikliğiniz, kafanızın eksikliği orada. Bak şunu söyleyeyim. Buraya siz bir cumhurbaşkanısın, burada Merkel'in yerinde olduğunu düşün. Türkiye'nin cumhurbaşkanı buraya gelmiş, senin aynı meslektaşın, aynı rakibin sana diyor ki ne? Burada diyor bu evi diyor Türk'ün evini kundaklayan kim? Neden yapıldı? Neden engel olmadın? Olabilirdin mi olmadın? Yoksa biliyorsun onları mı saklıyorsun? Yoksa bulma imkanı var bulmuyor mu? Ya da biliyorsun kökünü kurutmuyor mu? Beceriksiz misin? Biz mi yapalım? Böyle sorular sorduğu zaman öyle zort gibi kalıyor işte karşısında çıtını çıkartamıyor. Ona benzer kuruluşlar yani böyle Naziler gibi Türkleri yakan, zarar veren yabancılara hani zulmedenlere önünü işte kesiyorlar. En ufak bir tehditte önlem alıyorlar. Gidiyorlar nöbet tutuyorlar. Hareketlenmelerde herhangi bir hareketlenmede oraya güvenlik olarak polis dikiyorlar. Kontrolü arttırıyorlar veyahut da içine adam sızdırıyorlar. Bir eylem artık olmadan önceden engelliyorlar. Bu sadece Türkiye'nin güçlü olduğu için. Eğer ki Ecevit gibi bir hükümetimiz olsun burada hani Amerika'nın önüne gidip de böyle namaz kılarmış gibi secdede duruyordu ya hani böyle rüküde duruyor şeyde duruyor ya. Hani orada öyle 1 milyon euro, 1 milyon dolar kredi para almak için Avrupa bankalarının kapısının önünde kul köle oluyordu ya. O zamanki bir hükümeti düşünün. Aynı olaylar o zaman şimdi olsun. O zaman ne diyecek biliyor musunuz buranın başbakanı? Diyecek ki ne? Ya adama bak. Adamın daha uçağı uçurup da Türkiye'den mazotunu doldurup da Almanya'ya gelmeye parası yok ya. Önce o kendi yani memuruna bir maaş versin de gelsin burada benim yaktığım, yıktığım Türklerin hesabını sorsun. Neyini soracak ya? Adam daha uçağının mazotunu dolduramıyor diyecek. Öyle diyecek olacak. Şimdi burada bir tane Türk'ün burnu kanasın. Anında devletimiz burada. Anında arkasını araştırıyor. Sen diyor eğer diyor çözemezsen diyor. Benim diyor mitim var diyor. Ben diyor Türkiye'den oturduğum yerden tespitini ben yaparım. Sana gönderirim onu da bana teslim et tamam mı diyor. Sen yapmıyorsan ben yapayım diyor. İşte ondan sonra kuzu gibi oluyorlar ya. Ondan sonra zort oluyorlar. İşte bunu siz anlayamayacak kadar örümcek beyinli çok insan var. O CHP tayfası var ya. Gelin buraya hani tuzunuz kuru ya. Erdoğan da gitsin. Ondan sonra burada cızbız etsinler sizi. Çıtır çıtır bir yaksınlar. Haftada 3 ev yandı, 5 ev yandı. 10 tane Türk öldürdüler. Yok bilmem kafetereye bastılar. Nargile salonlarını bastılar. Oraya bastılar, buraya bastılar. Katlettiler. Sizin hükümetiniz de başta olsun CHP. Kendi içinde yani ülkeyi hortumlamak, soymak, kendi yandaşlarına bölmek, parçalamak, araziler, ihaleleri, devlet varlıklarını hortumlama hani şeyine düşsünler, sevdasına düşsünler. Kendi başlarına orada uğraşırlarken onlar kendi dertleriyle, kendi işleriyle, onlar Türkiye'yi hortumlarken burada Türkler onlar cızbız etmeye devam ederler. Ondan sonra da burada çatır çatır yanarken dönüp de arkandan senin feryadını dinleyecek ya da arkandan bir Fatiha okuyacak cenazene cesedini alacak karşılayabilecek ya da gelip bir iki soru sorabilecek bir hükümet arada bulabilir misin? Nah bulursun. Bugün İsviçre'den adamda koronavirüs var diye özel uçağını kaldırıp İsviçre'den Rusya'dan Türkiye'ye kendi vatandaşını getiren bir devlet var. Ta Japonya'dan koronavirüs vakası görüldüğü için öğrencilerin Ukrayna'dan, Amerika'dan her yerden uçak uçak toplayıp da ücretsiz kendi memleketine getirip kendi yurtlarında bedava 14 gün karantinada barındıran daha sonra da kendi evlerine gönderen bütün masraflarını karşılayan bir devlet var. Bunu anlamayacak kadar küçücük işte örümcek beyinli insan pek çok. Oradan bize anca yazıyor tuzunuz sizin kuru. Size ne bizim burada yaşadığımızdan kaldığımızdan ya size ne? Siz de gelin. Sorun mu? Dert mi yani? Çok istiyorsan sen de gel. Biz buraya gelmek için büyük bir çaba sarf ettik. Öyle kolay mı geldik sanıyorsun? Neler feda ettik? Neler yaptık biz? Öyle kolay mı sanıyorsun? Herkes buraya geldi de oturumu bir günde aldı sanıyorsunuz?
Köpek gibi davrandılar bize. Yabancılar dairesine gittiğimiz zaman oturumu almak için bize 10 sene 15 sene süründürdü. Şunu da getir, bunu da imzalattır, bunu da toplatır, şunu da onaylattır, şunları doldurttur, bunları bilmem ne, onların hepsini yapacağım. Bu da eksik, şu da eksik. Vermemek için 40 tane takla attılar. Biz burada öyle kolay mı kaldık sanıyorsun? Hala da kalamıyoruz kolay. En ufak bir hatamızı bulduğu zaman anında yurt dışı ediyorlar. Anında. Gel sen de gel kıçın yiyorsa işte. Oradan öyle bize hep aynı yani ya. Aynı zırvalı. Sizin tuzunuz kuru. Çünkü ben de o zaman diyeyim ya. Hani bir iş üretmeyeyim. Bir siyaset yapmayayım. Bir hani icraat peşinde koşmayayım. Dışarıdan geleni eleştireyim. İçeriden çıkanı eleştireyim. Yani bir kazanç peşinde olmayayım. İşe gitme derdinde olmayayım. Yani burnumdan kıl aldırmayayım. Ben burada oturayım. Aynı sizin gibi. Elime de telefon alayım. Tabi Amerika'dakilerin tuzu kuru ya. Fransa'dakilerin de kuru ya. Onlar rahatmış ya. Onlar bedava maaş. Oo, Belçika daha güzelmiş ya. Ha, İngiltere ya. Onlar sterlin alıyorlarmış değil mi? Onların sterlini daha fazla. Onlar daha kuru ya. Sizin böyle boş beleş. Hani böyle boş zırvaları zırvalayan sizin gibi yani böyle ne oldu belirsiz bir insan topluluğu daha yok yani. Daha yok yani. Biz buraya gelmeden önce Türkiye'de üniversitemizi okuyup da geldik. Öyle. Sizden daha iyi biliyoruz Türkiye'nin acılarını. Üniversite sınavını kazandığım halde okulda kontenjan bulamayıp da okula yerleşemedim. Puanım o kadar yüksek olmasına rağmen puanımın tuttuğu okula gidemeyip çok aşağı okullara gittim. O okuldan da mezun olmak için okula kaydımı yazdırdığımda kitaplarımı satın aldım. Kitap ara kaydı bak. Kayıt için 600 TL 2004 yılında para ödedim. Kayıt parası 600 TL. Şimdi 600 TL ödesin de kıçınız sizin hoplar zıplar ya. Kıçınız bana şimdi yazıyor bir de diyor ki ne? 2002 yılında diyor altın 30 TL'ymiş çeyrek altın. Şimdi diyor çeyrek altın 600-700 milyon diyor. Bak aynısını söyleyeyim size. 2005-2004 yılında çeyrek altın kaç paraydı? Şimdi kaç para bak 600 milyona çeyrek alıyorsun. O zaman 20 tane 30 tane 50 tane çeyrek alıyordun. Ben o çeyrekleri götürüp işte onu Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne çatır çatır ödedim. İkinci dönem ne yaptılar bana biliyor musunuz? İkinci dönem bir hafta geç ödedim diye okul taksidimi hani aidatımı ara dönem 600 TL'yi okuldan kaydımı sildiler. Karaktersizler. Şimdi hem bedava hem burs alıyorsunuz. Hem adı ne burs ya? Para alıyorsunuz lan para. Bedava devletten para alıyorsunuz. Ne bursu? İkramiyemiş. Yalan lan ne ikramiyesi? Bugün emekliler ikramı. Bu ikramı alıyor. 1000 lira para alıyorsunuz para. 1000 lira para. Haşırt rüşvet alıyorsunuz devletten 1000 lira. Çatır çatır yiyorsunuz onu. 2 ay sonra bir daha alacaksınız o parayı. Her bayram 1000 lira para alıyorsunuz ya. Ne ikramiyesi? Nereden ikramiye? Devletten rüşvet alıyorsunuz harbiden. Hak ettiniz de mi alıyorsunuz? Devlet size parasını veriyor. Nerede veriyor? Ne hakkı? 2000 yılında 3 ayda bir maaş alıyordunuz la. Kuyrukta geberip gidiyordunuz 3 ay sıra gelene kadar oradan bankamatik kuyruğundan geberiyordunuz. 3 aydan sonra 3 ay bekliyor maaşını çekiyorsun eve gidene kadar bir kasçı gelip ağzını burnunu kırıp alıp götürüyordu. Ya da biriken borçların faizlerin artık kıçından akıyordu. Aldığın parayı ertesi gün yiyordun 2 ay aç geziyordun la. Aç gecenin kuyrukta güneşin altında bekleyeceğim diye kanser hastalıktan ilaçlardan şundan bundan geberip gidiyordun da şimdi artık postaneden form dolduruyorsun oraya veriyorsun oğlum diyorsun benim maaşımı evime getir maaşının günü geldiğinde yattığı zaman PTT'den görevli alıyor getiriyor zile basıyor amca Ahmet amca senin maaşını getir buyur ondan sonra imzayı at amca hadi al paranı güle güle evinden alıyorsun be karaktersizsiniz la karaktersiz vallahi karaktersizsiniz. Bugün çiftçiye 10 dönüm tarlası olana 800 milyon adam mazot parası veriyor. 10 dönüm gübre yardımı veriyor. Çiftçi zaten vergiden muaf. Ya vergiden muaf demek ne demek ya? Çiftçi nasıl vergiden muaf olur ya? Dünyanın neresinde var böyle bir halt ya? Almanya'daki hangi çiftçi vergiden muaf ya? Karaktersizsiniz la siz. Vallahi karakter. Okul kitaplarını bedava alıyorsunuz. Nerede okul kitabı bedava la? Eskiden var ya 93-94 yıllarında okula gittiğim zaman birden 5'e kadar aynı defteri alırdık yazardık. Yazdığımız defteri de bak yazdığımız defteri silerdik tekrar bir daha yazardık. Kalemimiz neyimiz yoktu ya. O hani A, B, C hani yazıyorsunuz ya. Biz okula başladığımız zaman asfaltın kenarına giderdik de orada ziftler erirdi güneşin altında. Oradaki ziftlere yazarak biz alfabeyi öğrenirdik biz ya. O 93-95 yıllarında Türkiye'de defteri kalemi olan adamı köye muhtar ederlerdi ya. Bir kara önlük vardı. Birinci sınıftan beşinci sınıfa o kara önlükle okurdunuz ya. Bayram gelirdi de bir ara kara lastik bir yani bir hani soğuk kuyu derler biliyor musun? Bir ondan alırdı da bir onu görürdüm seneden seneye. Sadece yılda bir kere harmanı kaldırırdı çiftçi. Kaldırdığı harmanla bir iki üç elbise takım elbise aldı alamadı bitti. Zaten olan da borca gider. Ondan sonra evde hep
Sabah bulgur pilavı, akşam bulgur pilavı, indir bulgur pilavı, bindir bulgur pilavı. Bir iki üç tavuk şu bu falan filan varsa o kadar yani kendin yumurtan neyin. Ondan geri kalan hiçbir haltın yoktu. Şimdi köyde her köyde dolmuş olurdu. Birlenirdin şehre giderdin akşam geri gelirdin. Şimdi dolmuşlar mumuşlar hepsi kalktı. Herkesin 4x4 cipleri var gayri. Herkes kafasına böyle traktörüne biniyor. 4x4'üne biniyor. Motosikletine biniyor. Vur şehre vur. Yere verir. Ekmek almıyor şehre gidiyor. İşte böyle karaktersiz oldunuz. Bütün bunlar bazıları bütün bunların hepsini çok iyi biliyor da şerefsizliğinden yapıyor bunu biliyor musun? Öyle 5 milyarlık telefonu var elinde. 200 milyarlık cipi var. O cipin içinde açım diye yorum yapıyor. Biz onları iyi biliyoruz o çakalları. Mahsus yapıyorlar onları. Çok onları yapanları ben çok iyi biliyorum. Cumhurbaşkanı İBAN numarası verdi ya onu aşağılamak için de şunu yapmış bak diyor ki ne? Ev kirasını komşusundan alıp da ödeyen vatandaşa IBAN göndermiş. Ulan karaktersiz. Adam bu IBAN'ı gönderirken öyle mi yazdı? Vermek isteyen verir. Sana ne? Şimdi tekrardan bak. Şimdi o IBAN'dan toplanan paralarda diyoruz ki ne? Herkes maaşını aldı bak. Çalışmadan, işe gitmeden ödediği sigorta primi üzerinden 2 milyar alan 2 milyar. 1,5 alan 1,5. Yarı çalışan yarı aldı. Tam izinli olan tam aldı. Ondan sonra yardıma hani muhtaç olan kişilere valilik tarafından yardımlar ödendi. Söylüyoruz diyoruz ki ne ya bu millet diyoruz hani maaşını aldı diyoruz. Devlet maaş ödedi diyoruz. Memuru olmayana da maaş ödedi. Ya diyor tabii diyor o IBAN'dan topladı ya onları ödedi ya. Hemen hazır bak hemen laf da hazır hemen onları ödedi. Hani o adam vergi, hani kirayı ödeyemediydi de ödeyemediği kirayı komşudan borç aldıydı kirayı da hani o adam IBAN'dan yardım ettiydi. Nasıl oldu da geri devletten geri maaş alıyor? Hem yardım veriyor hem maaş alıyor. Bak lafa bak. Karaktersizliğe bak. Nereden nereye geliyor? O kadar aşağılıyor ki ne? Komşusundan kirayı borç olarak alan adama IBAN'ı verdin. Ondan IBAN'dan para aldın. Geri de adama maaş verdin diyor. Karaktersizliğin daniskası da işte. Aha bu kadar olur işte.